Buyurun, Ala Fetva Antalya İl Müftülüğü. Diyanet İşleri Başkanlığı malum görevler içerisinde halkın dini ihtiyaçlarını karşılamak. Hem ibadet yapma yönüyle hem de dini bakımdan sormak istediği sorulara cevap verme konusunda. Tabii bizim en üst organımız Din İşleri Yüksek Kurulumuz var. 16 kişiden oluşan Sayın Başkanımızın, Diyanet İşleri Başkanımızın başkanlığında. Bir de illerde 190, alo 190 hattımız var. Bu alo 190 hattımız ile vatandaşlarımız her saatte sorularını sorabiliyorlar. Ve bizler de burada bayanlar için bayan vaiz arkadaşlarımız nöbet bekliyorlar. Erkek kardeşlerimiz için de yine vaiz arkadaşlarımız nöbet bekliyorlar. Vatandaşlarımızın sorularına cevap veriyoruz. Tabii daha çok Ramazan ayı içerisinde veya böyle mübarek gün ve gecelerden önce bir yoğunluk oluyor. Ama diğer zamanlarda da vatandaşımızın aklına gelen her türlü dini içerikli sorularına biz buralarda cevap veriyoruz. Yine diğer şeylerden mesela şimdi mesela çok yapılan hatadan bir tanesi bazı insanlar ölü kefenleyince kadar cenazeye yetişemiyor, akrabalar falan, ve işte açılırsa yanlış olur, efendim abdesti bozulur gibi şeylerle insanları ölülerine hasretle gideren insanlar var. Bu çok yaygın bilinen bir hata. Peygamber Efendimiz'in yüzü açıktı. Hatta Ebu Bekir Efendimiz, "Ya Resulallah, senin ölün de güzel, dirin de güzel" demiştir. Yani yüz açımı cenazeye hiçbir zarar vermez. Her türlü kefenlenme bittikten sonra bile insanın yüzü açık, cenaze mezara kadar da gelebilir, hiçbir mahsur yok. Burada bir de şu var, işte elma soyarak mı yenir yoksa soymadan gibi. Bunlar da çok önemli şeyler değil. Yani burada vatandaş merak ediyor, böyle şeyler oluyor. Bir de en çok sorulan bir tanesi de dövme olayı. Dövme olayında vatandaş şunu soruyor. Dövmeliyken abdestim olur mu? Bunu böyle sormamak gerekiyor. Şöyle, aslı bu konu şu. Dövmenin dini hükmü nedir? Dövmenin dini hükmü şudur. Şeytan aleyhillâne, ben insanlara emredeceğim, onlar da yaratığı değiştirecekler. İşte insanın vücudunda her şey normalken estetik ameliyat yapma, dövme, Allah'ın yarattığı vücudu değiştirmektir. Yani günde arkadaşlarla beraber Ramazan dışında ortalama 40-50 soruyu cevaplıyoruz yani inşallah. İlginç sorulardan örnek verelim. İlginç sorulardan örnekler. Mesela işte diyor ki düğün yapacağız ama düğünümüz mevlütlü mü olsun, mevlütsüz mü olsun diyenler var mesela. Cevabı? Cevabı işte biz de diyoruz ki düğünde asıl olan nikahtır. Nikah o düğünün ilanıdır. Ama düğünde eğlence de güzel bir şeydir. Eğlence yaparken de harama düşmemek lazım. Yani harama düşmedikten sonra yapılan her şey mübahtır, yani caizdir. Yani. Sıkıntı yok yani. O şekilde. Diğer soruda mesela bir ilginç soru daha. Bizi arıyorlar, diyorlar ki işte benim oğlum üniversitede okuyor. Ben evlenmek istiyorum diyor. Bu durumda ne yapmalıyım diyor. Biz de diyoruz ki işte üniversitede okuyorsa zaten okuma faaliyeti var. Yani bir bilgi öğreniyor. Sonuçta geleceği, kariyeri için. Aynı zamanda yani o kişinin evlenebilmesi için kendi rızkını temin etmesi lazım. Rızkını temin ettikten sonra, yani geçimini sağladıktan sonra evlenebilir. Ama rızkını yani geçim sağlayamıyorsa o zaman biraz sabretmesi lazım. Alo 190 fetva hattına öyle ilginç sorular geliyor ki bunlardan birisi de elmayı soyup mu yemeliyiz yoksa soymadan mı yemeliyiz?